谢谢。 Hayırlı akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir Heran Kur'an, Heran Mutluluk programında hem sizlerle hem de Muhterem Hocamız Sayın Doktor Abdülce Barbaran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Nasılsınız Muhterem Hocam? Hoş bulduk, Allah razı olsun. Biz de sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hamdi de eder, şükür ederiz. Her şey çok iyi. Siz de iyisiniz inşallah. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Muhterem Hocam. Sizin olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Muhtemelen Hocam bugünkü konumuz ham ve şükür. Bugün bizim ham ve şükür günümüz hepimiz için söz konusu olan şey Allah'a hamd etmek ve şükretmek. Hamd nedir, şükür nedir Muhtemelen Hocam? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Biz de Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde insan olarak yaratılanız Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey sonsuz nimetlerini maddi ve manevi nimetlerini Allah Teala en şerefli varlık olan insan için yaratmıştır. Allah'ın insanoğluna bahşettiği manevi nimetler var. Allah'ın insanoğluna bahşettiği maddi nimetler var. Allah'ın bizlere verdiği manevi nimetlere karşı hamd etmemizi Rabbimiz emrediyor. Allah'ın bize bahşettiği fiziki nimetlere karşı da Allah şükrümüzü yerine getirmemizi istiyor. Öyleyse her an Allah'ın nimetine gargotmuş olan varlıklar, mahluklar olarak ne kadar Rabbimize hamd etsek az. Biz insanlar Allah'ın bize verdiklerinin farkında değiliz. Ancak ne zaman Allah'ın bize bahşettiği bir manevi nimet, ne zaman Allah'ın bize bahşettiği bir maddi nimetin elden gitmesi halinde ancak farkına varabiliyoruz. Öyleyse bugün fakirlikten yakınan bir insan aslında türlü trilyonel yanım insandır. Neden? Kabul edelim ki çok zengin olan bir işçi, bir uzvundan hasta olsun, o uzun sah sahana kavuşabilmesi için sahip olduğu her şeyi feda edecek durumunda. Yeter ki sağlığıma kavuşayım. Ama o sağlıklı olan insanı allah Teala onu karşılıksız vermiş. Öyleyse görüyorsunuz ki eğer bu mukayeseyi hepimiz kendi içimizde yapabilirsek gerçekten Allah'ın bize verdiklerine hamdimizi, şükrümüzü eda etmemiz mümkün değil. Tekrar ediyorum, Allah'ın bize bahşettiği manevi nimetlerin hepsine karşı Allah hamd etmemizi emrediyor. Biz de hamd ediyoruz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere karşı da şükretmemizi emrediyor. Biz de kesinlikle maddi nimetlerden dolayı devamlı allah Teala'ya şükrediyoruz. Evet, ekranları başında bizi izleyen siz muhterem izleyiciler, dinleyiciler, sevgili kardeşlerim. Hepinizin ayrı ayrı hamd ve şükür gününü tebrik ediyoruz. Mübarek olsun. Efendimizin gölgesi altında daha nice hamd ve şükür günlerine allah Teala'nın el ele gönül gönlüne bizleri ulaştırmasını dileyerek sualin cevabını tamamlıyorum. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hocam <laughs> e hocam hamd edip şükretmek Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak için önemli midir? E elbette. Gerçekten nasıl allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yedi safayı ifade ediyorsa Kur'an-ı Kerim'de çok önemli yer alan, ayetlerde yer alan yedi kavramdan bir tanesi de kesinlikle şükürdür. Evvela birinci safa ameni olay, olma itibariyle önemlidir. Yani Allah'ın yedi safaya karşılık tekabül eden yedi tane kavramı var. Birinci safaya tekabül eden kavram amin olma kavramı. İkinci safaya tekabül eden kavram rıza kavramı. Üçüncü safa teka, safaya tekabül eden kavram felah kavramı. Dördüncü safaya tekabül eden kavram takva kavramı. Beşinci safa tekvaya, safaya tekabül eden kavram hidayet. Altıncı safa abd olmak ve yedinci safa teslim. İşte gördüğünüz gibi tam yedi tane safa söz konusu ve bu safaların her birine mutlaka Allah Teala hamd etmemizi, şükretmemizi istiyor bizden. Öyleyse Allah'ın rızası, allah Teala'nın diğer emirlerine itaat, şükretmemiz açısından önemli mi? Yüzde yüz evet. Nitekim Nebira Sultan-ı Peygamber Efendimiz'in hayatından bir kesit olarak bir ara gece namazlarını çok kılıyor Sultan-ı Peygamber Efendimiz ve eşi Hazreti Ayşe Validemiz allah Teala senin gelmiş ve gelecek bütün günahlarını mağfiret etmişken bu kadar kendini eziyet etmek neden deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya Ayşe, ben Rabbime hamd eden, şükreden bir kul olmayayım mı? Öyleyse gördüğünüz gibi allah Teala hepimizin hamd ve şükreden kullar olmamızı istiyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen Hocam, insan olarak yaratılmış olmak Allah'a ham ve şükrümüz için sebep diyebilir miyiz? Elbette. Yani her şeyiyle Allah müstesna bir yaratılışı bize teslim etmiş ve bizi mahlukatın en tepesine yerleştirmiş. İşte melekler hiçbir günah işlememelerine rağmen günah işleyen insan meleklerden üstün. Cinler Allah Teala birçok meziyetlere sahip olan cinlerden insanı üstün kılmış. İşte şu zahiri alemde her zaman 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 insanların kendi aralarında konuştukları gibi yav fil gibi güçlü. Ama insan bütün herkesten daha güçlü. Yani Allah'ın insan olana bahşettiği o kadar müstesna sayısız nimetler var ki farkına varabilse gerçekten hamd ve şükretmek için hiçbir zaman yetmeyecektir. Hep daima acziyet içinde allah Teala'ya boyun bükmüş olarak hamdini şükrünü eda etmeye devam edecektir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam canlı ve cansız her şey Allah'a olan hamdini eda eder mi? Evet. Canlı ve cansız olan her şey kesinlikle allah Teala'ya hamdini eda ediyor. Neden? Fizik ötesine ait olan emir nevinden her şey hamd etmemizi gerektiriyor. Rahmet bir emirdir. Ona hamd etmemiz lazım. Fazıl bir emirdir. Ona hamd etmemiz lazım. Selavat hamd etmemiz lazım. Sekinet hamd etmemiz lazım. Cezbeye hamd etmemiz lazım. Feyze hamd etmemiz lazım. Nura hamd etmemiz lazım. Kısacası fizik ötesi Allah'ın bize verdikleri birçok güzellikler var. Allah'ın bize verdiği akla hamd etmemiz lazım. Akıl gerçekten fizik ötesi ait olan Allah'ın bize bahşettiği güzel nimetlerden bir tanesidir. Dolayısıyla bütün bu Rabbimizin bize bahşettiği nimetlere Allah Teala hamd etmemizi istiyor. Hamd şükrün anahtarıdır. Hamdi olmayanın şükrü olamaz. İşte İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde yerde ve gökte ne varsa hem hepsi hamd ile tesbih ederler. Evet, illâ yusabihu bihamdihi velâkin tefkavune la tefkavune tesbihum. Öyleyse hamd ile tesbih bütün varlıkların kesin ana görebilir. Her zaman size söylüyoruz, ilahi irade her şeyi yaratan iradedir. Külli irade her şeyi kontrol altında tutan iradedir. Cüz'i irade ise biz insanların sahip olduğu iradedir. Evet allah Teala her şeyden haberdar ama her şeyi allah Teala kontrol etmiyor her şeyi kontrol altına tutan külli irade ve külli iradeyle her şey kesinlikle Allah'ı tesbih ediyor, Allah Teala'ya hamd ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle cenneti kazanıyor olmak Allah'a şükretmek için en büyük sebeplerden biri sayılabilir mi? Evet gerçekten aslında Allah Teala'ya ulaşmayı dileyerek Allah'ın bize ikram ettiği fizik ve fizik ötesi nimetlere karşı şükrümüzü eda etmek mutlaka yerinde olacaktır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'ın en sevgili maluku insandır. Ama Kur'an-ı Kerim'e bak baktığımız zaman şeytanın da en sevmediği varlık insandır. Allah biz insanların iki cihan saadetine ulaşması için göndermiş olduğu kutsal kitaplarda emirlerini vaz ederken, o kitapları Resulü ile birlikte bizlere ayet bir ayet açıklarken tek hedefi var. Biz insanların mutluluğu. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta Allah'ın bahşettiği bütün mükafatlara, cennetlere sahip olmak. Ama iblis denen varlık, Allah'ın emrine isyan eden bu varlık, insanların baş düşmanı allah Teala bütün bu güzelliklere karşı hamd ve şükrümüzü aday etmek suretiyle mutlulukları yaşamamızı isterken İblis de tam tersi bize bahşedilenlerin hepsine inkar ve küfürle bizi huzursuz ve mutsuz kılmak istiyor. İblisin hedefine ulaşması söz konusu mu? Evet ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bunu ifade ediyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde لَقَدْ سَدَّقَ عَلِي بِلْبِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اِلَى فَرِقًا مِنَ Mumin fırkalarının dışında 72 fırkanın hepsi iblise tabi oluyor ve iblisin yolundan gidiyor. Onlar, o tabi olanlar ne yazık ki huzursuz ve mutsuz bu dünya hayatını sıkıntı içinde geçiriyorlar. Ölüm sonrası hayatta da bütün bu 72 fırkanın şeytana tabi olan hepsi şeytanla birlikte cehennemde yerini alacak olanlardır. Tek bir fırka hariç, müminler fırkası, işte onlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar allah Teala'ya şükrünü, hamdini eda eden insanlardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemem Hocam şükredenlerden olmak demek, Allah'ın yoluna mutlaka girmek demek midir? Evet, yüzde yüz evet. Çünkü baş düşman olan iblisin iki tane kurduğu tuzak var. Evvela başlangıç noktasında bütün insanlar ayetlerden gafil, hüsrandadırlar, gidecekler yer cehennem, şirktedirler, küfürdedirler, delaletedirler, şeytanın kulu ve dostudurlar, takva sahibi değiller, mümin değiller ve idarete değiller. Hepsi 10 tane negatif özelliğe sahip. Evet. Hepsi. Yani kısacası nefs ve fizik bedenle dünyaya gelen herkeste şeytanın kapıları yüzde yüz açık. Allah'ın kapıları tamamıyla kapalı. Hani fıtratı böyle bir fıtrat. Başlangıç noktasında herkes hayata Allah'ın kapıları kapalı, şeytanın kapıları açık bir muhteva içerisinde hayata başlar. Ama allah Teala Katından şeriat kitaplarını ve bu şeriat kitaplarını evvel emirde açıklayan Allah'ın peygamberleri, onların izinden giden veli resulleri göndermek suretiyle her devirde onları açıklamak suretiyle kesinlikle onlara kapılarını bir bir açmak istiyor, onları sonsuz mutluklara ulaştırmak istiyor. Neyin karşında? Tek bir dileğin karşında. İşte 14 asrı level Nebile Sultan'ı peygamber efendimiz ne kadar güzel buyurmuş, Size tebliğ ettiğimin onda birini yapmasanız gideceğiniz yer cehennemdir. Size tebliğ ettiğimin onda birini yaparsanız gideceğiniz yer cennettir. Tebliğ edilen ne tebliğ edilmiş? Beraber bakalım. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin Bakara 151'de Allah'ın zikrettiği sahabeye karşı tam beş görevi var. Birinci görev ayetlerin tilaveti. İkinci görev tabi olanların nefsini tezgah etmek. Üçüncü görev kitabın ruhunu öğretmek. Dördüncü görev hikmeti öğretmek. Beşinci görev hikmetin ötesini öğretmek. Öyleyse Allah Resulü'nün birinci görevi ayetleri tilavet etmek yani tebliğ etmek. Allah Resulü ne buyuruyor? Size tebliğ ettiğimin onda birini yaparsanız, yapmazsanız gideceğiniz yer cehennem. Öyleyse ayetlerin tilavetinde eğer sahabe tilavet edilen ayetlere iman etmiyorsa ne yaparlarsa yapsınlar? Onların gideceği yer cehennem. Ama Allah Resulü buyuruyor ki size tebliğ ettiğimin onda birini yaparsanız yani tebliğ edilen ayetler ayetlere iman ederseniz kesinlikle gideceğiniz yer cennettir. Öyleyse ayetlere iman bizi mümin kılıyor, ayetleri inkar bizi kafir kılıyor ve bu bir dilektir. Ayetleri iman eden kişinin vasfı nedir? O kalben Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ayetlere iman eden, ya ayetleri inkar eden kişinin vasfı nedir? Onlar ayetleri inkar edenlerdir. Hemen beraber bakalım ayetlere. Allah Teala Kev suresinin 105. ayet-i kerimesinde, Ankebut suresinin 23. ayet-i kerimesinde bir hakikati dile getiriyor. Ulai kelezine kefer bi ayati rabbihim ve habitat <laughs> amalehum. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ettiler, amelleri boşa gitti. Ankebut 23. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ettiler, Allah'ın rahmetinden ümit kesenler. Öyleyse bu iki ayet tek başına yeterli. İşte Resulullah'ın tebliğ ettiği onda biri ayetlerin tilaveti. Ayetlere iman edenler ulaşmayı dileyenlerdir. Ayetleri inkar edenler, onlar lika'lı dilemeyenlerdir. Lika Allah'ı dilemeyenler, gidecek yer cehennem, bu dünyada huzursuz ve mutsuz. Lika Allah'a iman eden ayetlere iman edenler, onlar Allah'ın rahmetine mazhar olan, gidecekleri yer cennet olan insanlar. Öyleyse tek bir dilek, tek bir dilekle bütün güzelliklere kavuşmak. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hocam bütün alemlerdeki insanların rahmete ulaşması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve önderliğinde mi gerçekleşir? Elbette. allah Teala Nebira Sultan-ı Peygamber Efendimiz'e Enbiya Suresinin 107. ayet-i kerimesinde وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اَلَّا رَحْمَةَ لَيْلَىٰ Seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye gönderdik. İşte az evvel ayet-i kerimede Allah'ın rahmetine ümit kesenler kimler? Allah'ın rahmetine mazhar olanlar kimler? Allah Teala Ankebût suresi 23. ayet-i şöyle buyuruyor. Vellezîne keferû bi âyâtillâhi ve likâihi ulâike ye'isû rahmeti rabbi. Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı yani Allah'ın ayetlerini ve Allah'ı inkar edenler onlar Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Ama Allah'ın ayetlerine iman edenler onlar Allah'ın rahmetine ümit var olanlardır. Allah Teala Enam suresinin 12 ve Enam suresinin 54. ayet-i kerimesinde bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Enam suresinin 12. ayet-i kerimesi. Kulli men ma fi semavati Onlara de ki gökler ve yerler kimin? Derler ki Allah'ın. Kul Allahu ketebe ala nefsi rahme. Allah <laughs> nefsine rahmeti yazdı. Kim ona ulaşmayı dilerse kesinlikle rahmetini ona tavsiye edecektir. Evet, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse Allah rahmetini ona tavsiye edecektir. Ve yecmeannekum ila yevmil kıyame la rabbi. İçinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi toplayacak. Ellezî khâsirû enfüsehum fehum la yümünûn. O hüsranda olanlar, onlar iman etmeyenler, ayetleri inkar edenlerdir. Enam 54. İza ca'akellezine la yu'minu bi ayatina. Ellezine yu'minu ayatina. Ayetlerimize iman edenler. Fakul kul selamun aleykum ketebe rabbukum ala nefsi rahmete. Evet de ki üzerine size selam olsun. Allah rahmetini size göndermeyi yazdı. Men amile men amene ve amile salihan onlar kurtuluştadır. Amin olsun. İyi ameller işleyenler. Öyleyse bir tarafta Allah'ın rahmeti. Enne men amile minkum su'en bi cehaletin summe tabe badi kim bilmeyerek cehaletle bir günah işlerse sonundan tövbe ederse fastaha fe inne ga en Allah gafurur rahim. Allah mağfiret ve Rahim esmasının tecellisine mahsul olandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in liderliğinde, önderliğinde insanlar rahmete kavuşacak mı bütün alemler? Elbette. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen Hocam, kişi hamdini ve şükrünü arttırdıkça Allah o kişiye olan nimetlerini de artıracak mıdır? Aynen öyle. Kişi hamdini, şükrünü arttırdıkça allah Teala nimetlerini artıracaktır. İbrahim Suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve in şekertum lazidennekum. Eğer şükrederseniz kesinlikle nimetimi artırırım. Ve le in kefertum eğer küfür ederseniz enne azabım le şedid. Benim azabım çok şiddetlidir. Öyleyse bu ayet-i kerime şükredenlere nimetlerinin artması, küfür edenlere de azabının şiddetli olduğunu bildiriyor. O zaman sevgili kardeşlerim biz insanlar evvel emirde Allah'ın üzerimizdeki hakkı olan Allah'a hiçbir şey ortak koşmamayı, yani şükretmeyi mutlaka Allah bizden istiyor. Kimdir şükredenler? Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde اَنَّ هَدَيْنَا اُسْسَب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَنْ وَاِمَّا كَفُورَ Biz size yolu göstereceğiz. Yol üzerinde olan Allah'ın müşridi ayetlerle size tebliğ yapacaklar. Tebliğin dışında kimse kalmayacak. Ama dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, hamd ve şükür ile infak etmek arasındaki ilişki nedir? Evet, gerçekten hamd ve şükürle infak arasında yüzde yüz paralel bir iliyet rabıtası var. allah Teala Nisa Suresinin 147. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ma yef Allahu bi azabikum ve in şekertum ve amentum. Eğer siz şükrederseniz ve ameni olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size niye azap etsin? Öyleyse görüyorsunuz ki kesinlikle Allah Teala'nın muhtevası içerisinde, dizaynı içerisinde şükretmek, hamd etmek mutlak surette bizi Allah'a yaklaştıran iki temel kavram olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar suali tekrar edersen inşallah Muhterem Hocam. E, ee, Hocam kişi hamdini ve şükrünü artırırsa Allah da o kişinin nimetlerini artıracak mıdır? Evet kişi hamdini, şükrünü artırdıkça bu ham şükre paralel elbette nimetlerini artıracaktır. Zaten Allah yolunda biz insanlar için sadece Allah'a hamd etmek, sadece şükretmek kalır. Ama hem hamdin yedi safası var, hem de şükrün yedi safası var. Ekrana eğer bunu götürebilir, gösterebilirsek net olarak bunu göreceğiz. Hamdi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle inceledik. Hamdin yedi safası. Birinci safa hamd. ikinci safa şükür. Evvela birinci safa hamdı ekranda secde 15'te dile getirelim. Kimdir allah Teala ya hamd edenler? Rablerini hamd ile tesbih edenler. Onlar kibirlenmezler. Onlar Allah'ın ayetlerine kör ve sağırlar olarak tabi olmazlar. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar, ayetlerimizi zikredildiği zaman, hemen secde ederek yere kapanırlar. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Öyleyse görüyorsunuz ki ayetlere körü körüne bağlanmayanlar, ayetlere iman edenler, onlar birinci safa hamd ile Allah'a hamd ederler. Nasır suresinin üçüncü ayet kelimesi, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et. İkinci safa hamd tabiyetle gerçekleşir. Tabi olanlar Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar. Üçüncü safa, ta 130, Rablerini güneşin tuluğundan batışına kadar, grubuna kadar hamd ile gecenin bir kısmını geçirin. Hamd edin allah Teala'ya. Nem 93'te bütün hamdler Allah'adır. Araf 43'te bizi buna hidayet eden Allah'a hamd olsun. Bir kere daha 5. sefa itibariyle allah Teala hamd ediyor. Ve 6. sefa hamd Cennetlikler dediler ki hamd vadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve tövbe 112'de ise allah Teala en üst seviyede 7. sayfa itibariyle hamd edenlerden bahsediyor. Gelelim şükrün 7 safasına. allah Teala'nın maddi nimetlerine karşı tedirici basamaklar içerisinde 7 safa şükrü görüyoruz. 1. safa şükür der suresinin 3. ayet-i kerimesinde allah Teala dile getiriyor. İnne hedeynâhu s-sebîle imma şâkire ve imma kefûre. İşte şükredenler onlar kalben ulaşmayı dileyenlerdir. Nisa suresinin 47. ayeti i kerimesi. Nisa suresinin 47. ayet-i kerimesinde böyle bir şey var mı? Ben okuyorum ama sanıyorum bu 147 olması lazım. 47 değil 147. Ey kendilerine kitap verilenler. Yanındakileri Tevrat İncil'e bir dakika bakalım. 47'ye bakalım. Nisa suresinin 47. ayet-i kerimesi. Evet gördüğünüz ki bu ayet buraya yanlış ilave edilmiş, yanlış yazılmış. Nisa 47 değil, Nisa suresinin 147. ayet-i kerimesi olacak. Evet iyi ki farkına Nisa 147 buraya ilave edilecek. Ve Nâ suresinin 121. ayet-i kerimesinde 3. safa şükrü görüyoruz. Onun Allah'ın nimetlerine şükredeceğiydi. Kim? Hz. İbrahim aleyhisselamdan bahsediyorum. Sebe 13. Dördüncü safa şükür. Şükrederek çalışın ve kullanımdan çok şükredenler azdır. Lokman 12. Allah'a şükresin. Kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. İbrahim 5. Beşinci, altıncı safa şükür. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için ayetler vardır. Ve yedinci safa şükür. Araf 144'te allah Teala Ey Musa! Muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üzerine seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Öyleyse görüyorsunuz ki allah Teala maddi nimetlere karşı yedi safa şükürle şükür merdiveninde ilerlememizi istiyor. Basamak basamak her gün biraz daha şükrümüzü arttırmamızı istiyor. Şükrü arttırdıkça Allah'ın fizik ve fizik ötesi nimetleri de artacaktır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Mutem Hocam Allah'ın bize verdikleri kadar vermedikleri için de ham ve şükür etmeli miyiz? Evet allah Teala'nın verdikleri kadar vermediklerine de hamd ve şükür etmeliyiz. Neden? Çünkü kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa nefse emareyi geçtikten sonra vâme, nefsi levame nefsi mülheme ve nefsi mutmaini de kişinin kalbinde biriken aydınlanma nur miktarı yüzde otuza ulaşıyor. Yüzde yetmiş karanlık. Ama yüzde otuz nura ulaşan bu kişi bir şeyin farkına varıyor. O güne kadar sahip olduğu hiçbir şey yeterli görmeyen, ne kadar maddi nimet, ne kadar manevi nimet varsa sanki bunlar eksikmiş gibi devamlı şikayette, devamlı serzenişte, devamlı kesinlikle şükrünü, ahamdini eda etmiyordu. Ama ne zaman 12 tane insanla mürşidine tabi olup zikre başlayınca, nefsin manevi kalbinde yüzde otuz nur birikince o kişi şunu söylüyor. Ya Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin. Verseydin azardım. İyi ki daha azını vermedin. Vermeseydin isyan ederdim. Öyleyse devamlı olarak Rabbimizin bize verdiklerine karşı hamdümüzün şükrünü eda etmemiz ve vermediklerine karşı da kesinlikle hamd ve şükretmeliyiz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam oyun görseniz izleyicilerimizden gelen sualler var. İnşallah. Bir izleyicimiz, hocam bütün hizmetlere katılmak istiyorum ama eşim bir takım hadiseler göstererek e, eşinin rızası olmadan hanım bir yere gidemez giderse yaptıkları boşa gider diyor. Ev içerisinde bütün görevlerimi yerine getirdiğim halde gitmemi istemiyor. Bu durumda onun izni olmadan hizmetlere gidebilir miyim? Ona bu durumu en güzel şekilde nasıl anlatabilirim? hizmetlere gidebilirsin sevgili kardeşlerim. Kıyamet gününde sen amel defterinle yani hayat filminle tek başına Allah'ın huzurunda hesap vereceksin. Sen eşini mazeret gösteremezsin. Bakın Tövbe Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi. O sana mani olan eşine de bu ayet-i kerimeyi oku. Ve de ki bak beni yaratan sen değilsin. Beni yaratan allah Teala Tövbe 24-104 değil. Tevbe suresinin 24. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki eğer babalarınız eğer evlatlarınız eğer kardeşleriniz eğer eşleriniz eğer aşiretiniz eğer mallarınız eğer ticaretiniz eğer hoşunuza giden meskenleriniz sizi Allah'tan onun resulünden ve onun yolunda hizmet etmekten daha sevimliyse, bekleyin Allah fasıkları hidayet erdirmez. Öyleyse Hiçbir şey Allah'ın, Resul'ün ve Allah yolunda cihadın önüne geçemez hiçbir şey. Babanı geçirirsen ayet-i kerimenin sonunda fasıklardan olduğunu Allah Teala söylüyor. Kim babasını geçirirse, kim evladını geçirirse, kim kardeşini geçirirse, kim eşini geçirirse, kim aşiretini geçirirse, kim malını gö sebep gösterirse, kim ticaretini sebep kılarsa, kim hoşuna giden yalısını, katını sebep gösterirse allah Teala onların fasıklar olduğunu söylüyor ve fasıkları da allah Teala hidayete erdirmez. Ve allah Teala Tövbe Suresinin 23. ayet-i bir şey daha söylüyor. Anneniz, babanız, eşiniz küfrü imandan daha sevimli kılarsa onlara itaat etmeyin diyor allah Teala. Bu sözün, bu emrin sahibi Allah. Ya eyyüllezine amenu La tetekhizu ve ehvanekum evliya istahabil küfre alel iman. Babanız ve kardeşiniz küfrü imandan daha sevimli görürse onları dost edinmeyin, onlara itaat etmeyin. Men yetevlev kim yüz çevirirse fe mümküm fe ulakemiz zalimin onlar zalimlerdir. Öyleyse sevgili kardeşim tek başına Allah-u Teala hesap vereceksin. Bu ayetleri eşine göstereceksin. Ben sana itaat ediyorum, vazifelerimi yerine getiriyorum ama Allah yolunda Allah için yapabileceklerimden beni sen men edemezsin. Ben sadece dinimi yaşamak istiyorum ve kesinlikle dini yaşamam halinde nefsimden ne kadar kurtulabilirsem o kadar seni mutlu eden bir eş olurum. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam. Efendimiz bir hamd ve şükür günü kutlamasında alan verene her zaman borçludur. Ölene kadar Allah'a borçlusunuz buyuruyor. Muhterem Hocam biz de ilmi Efendimiz'den ve sizden öğreniyoruz. Çevremizdeki insanlar da bizlere bir takım hizmetlerde bulunuyor. Muhterem Hocam hem e, Muhterem Hocam biz hem Allah'a ve hem Resulüne ve size çevremizdeki insanlara bu borçları nasıl ödeyeceğiz? Evet. Alan verene daima borçluyudur. allah Teala'nın da dizaynı bu. Almadan vermek Allah'a mahsustur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah-u Teala'ya borcumuz, bu borcumuzu ham şükürle ödememiz söz konusu. allah Teala diyor ki, eğer şükür ederseniz Allah size niye azap etsin? Enam suresinin 53. ayet-i kerimesi. Allah ne diyor Enam 53'te? Kezalike <laughs> fetene ba'dum li ba'd. Bazılarını bazılarınıza imtihan ettik. Li yekulu ha ulay men Allahu aleyhi aleyhim beynina bu aramızdaki şu insanları mı Allah Teala nimetlendirdi? Allah da cevap veriyor. Eleyse Allahu bi aleme şakirin. Allah şakirlerin en iyi bilen değil midir? Öyleyse Allah kimeyi nimetlendiriyor? Allah şükredenleri nimetlendiriyor. Tekrar ediyorum. Allah şükredenleri nimetlendiriyor. Ve namaz kılan herkes günde 45 kere Allah Teala'ya ya Rabbim beni sırat-ı müstakime ulaştır. O sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Öyleyse kimin başının üzerine devri imamının ruhu gelmişse, nimetlenmişse kesinlikle o allah Teala'nın şükreden bir kuludur. Ama kim bu standarda ulaşmamışsa o da şükreden değil, küfredendir. Sevgili kardeşlerim, kendinize niye eza ediyorsunuz? Niye küfredenlerden olasınız? Niye huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşayasınız? allah Teala size verdikleriyle bize verdikleriyle daima sonsuz mutlulukları yaşama imkanının sahibiyiz. Her şey o kadar güzel ki Rabbimiz tarafından dizayn edilmiş. İşte sadece bunun farkına varıp farkına varanlar aklını kullanan kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne kaybedersiniz tek bir dilekle bütün bu güzelliklerin farkına varıp ve en kolay bir şekilde Rabbinize hamd edip Rabbinize şükredip mutlulukları yaşamanız varken neden küfre ve neden huzursuz ve mutsuzluğa kapıları açmak? Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, iki gün bir iş yerinde çalıştım ama bu bana dört günlük para yatırmışlar. O parayı hiç kullanmadan ne yapacağımı bilmediğim için dergaha vermiştim. Bu durumu doğru bir davranış biçimi nasıl olmalıydı? Aslında en güzeli onların sahibine ulaştırman diye. Ben size kaç gün çalışmış? Dört, i̇ki gün çalışmış, dört gün ödemişler kendisi. İki gün çalıştım ama siz bana dört gün ödediniz. Bu bana verdiğiniz fazla para eğer onlar kendi rızasıyla ya arkadaş olsun biz sana bunu uygun gördük böyledir diye o zaman sen senin muktesebatına giren bu dört günlük paradan iki günlü alın teriyle kazanıp kendine ayırman iki günü dergah vermen olur. Ama her şeyden evvel öncelikle o parayı sana yatıran insanlar hak sahibi onlara bunu söylemen gerekir diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, e, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Değerli Hocam. Ham ve şükür gününüz kutlu olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bizleri çok bilgilendiriyor ve gülüşlerinizle bizleri çok mutlu ediyorsunuz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Muhterem Hocam, imtihanlar yaşıyoruz ve çok etkileniyoruz. Bazen de üzülüyoruz, bazen de yanlışlar yapabiliyoruz. Ama biliyoruz ki bu imtihanlar bizi olgunlaştırmak ve Rabbimize daha yaklaştırmak için Yine soluğu Rabbimizin secade Rabbimizde, secademizde, zikrimizde alıyoruz. İmtihanlardan tam olarak geçtiğimizi nasıl anlarız Muhterem Hocam? Sevgili kardeşlerim, imtihanlardan geçtiğinizi, o imtihan olduğunuz vasıtaları allah Teala'nın bir daha sizin önünüze sürmemesiyle anlarsınız. Hani bir söz var, ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Öyleyse ibret alıp da o ayetleri yaşayanlar tekrar o imtihanı yaşamazlar. Ama eğer imtihanlar tekrar tekrar yaşanıyorsa bu henüz o noktada sınıf geçilmediğini ifadesidir. Yavaş yavaş zikrinizi arttırırsanız göreceksiniz ki başlangıç noktasınıza çok zor gelen af müessesesini zaman içinde kendinize mal eder, kalbinize yerleştirirsiniz, nakşedersiniz. O zaman insanları affetmek size zor gelmez. Umur eden bir olay olarak karşınıza çıkar. Yetmez. Sizi sevmeyenler eskiden siz de onlara diş bilerken daimizlikle ulaştığınız an hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. O kardeşinize el açıp size karşı yapılan yanlışlardan dolayı Rabbinizden o kişi için af dilersiniz. Ya Rabbim onu affet çünkü o bilmiyor. Bilseydi bunu yapmazdı. Ve gidip ona en güzel biçimde en güzel yardımı verirsiniz. İşte bunlar sizin gerçekten belli noktalarda imtihanlardan geçtiğinizi. Kim fizik vücut teslimine ulaşırsa Olay incisi ne olursa olsun kendisine yapılan eziyeti af ile karşılayan kim nefsini Allah'a teslim ederse şartlar ne olursa olsun kötüye karşı hayli mukabele eden birisi ki bu da en üst seviyede imtihanları kazandığının ifadesidir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam kıymetli hocam hamd ve şükürünüz gününüz kutlu olsun hasretli hürmeti ellerinizden öpüyorum. Muhterem hocam bu geceyi ahsen şekilde nasıl geçirmeliyiz Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim her zaman olduğu gibi eğer Allah-u Teala'ya hamd eden, eğer allah Teala şükredenlerden biri olmak istiyorsak çok zükredeceğiz, çok hamd edeceğiz Allah'ın izniyle. Ve kesinlikle şükür namazları kılın, tövbe namazları kılın, hacet namazları kılın, çok zükredin Allah-u Teala'ya, namazlarda kanetin olun. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettikleri hepimize yeterdir. İşte Allah Teala sahabeyi müzemi suresinin 20. ayet kirmesine bize örnek gösteriyor. Gece ibadetinde örnek olan sahabe acaba ne yaparlardı? Muhterem Efendimiz der ki Kur'an okurlardı. Zikir yaparlardı. Ve namazlarda kanitin olurlardı. Teheccüd namazını uzun uzun kılarlardı. Bu da işte yapmanız gereken ibadetler arasında. Ama buna ilaveten tövbe namazları kılın, hacet namazları kılın ve her şeyin en güzelini inşallah bu gecede Rabbiniz için yapın ki en üst seviyedeki mükafata nail olasınız. Efendimizin nimetiyle tabi. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam. Çoğu zaman sorularımıza zikrinizi artırın şeklinde cevap veriyorsunuz. Zikrin artırın sözünün açılımı nedir? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, zikrin artışının açılımı her şeydir. <laughs> Dikkatle bakın allah Teala daima derecet kazanan biri olmamızı istiyor. Ve allah Teala'nın bize farz kıldığı ibadetlere baktığımız zaman hepsi bir ölçü üzerine bina edilmiş. Üç bedevi grup gelip de sahabeden İslami dinlediklerinde bir kişi diyor ki ben bundan sonra devamlı namaz kılacağım. Birisi diyor ki ben hep oruç tutacağım. Birisi diyor ki hiç evlenmeyeceğim. Ve bu durumu Resulullah'a iletince Resulullah onları yanına çağırıyor. Beyler kendinize gelin. Ben hiç evlenmeyeceğim diyen kişi evlilik benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. İkincisi ben daimi namaz kılmıyorum. Beş vakit farz iki sünnet. Hadi diğerlerinde nafile namazlar ama daimi namaz kıldım vaki değildir. Allah'a en yakın olanınız benim. Öyleyse beni örnek alın. Namazlarda haddi aşmayın. Her daim namaz kılacağım. Fıtrata uygun değil. Gelelim oruca. Daimi oruçtan hiç tutmamış gibidir. En üst seviyedeki oruç, semudavud orucu, gün arşı oruç tutmaktır. Öyleyse bu ibadetlere baktığımız zaman hepsinde bir ölçü vardır. Sadece ucu bucağı olmayan sonsuz ibadet zikirdir. Öyleyse dikkatle bakın. Ne kadar zikir o kadar Allah'ın size bahşettiklerinin artışı. Ne kadar zikir o kadar mutluluk. Öyleyse ne yaparsanız yapın zikretmeniz gerekir. Zikrinizi arttırın dediğim zaman namazınızı da zikirle kılın, orucu da zikirle tutun, zekatı da zikirle verin. Yapa geldiğiniz 24 saatlik faaliyetinizin hepsini zikirle yapın çünkü allah Teala daimi zikri farz kılmış. Öyleyse zikir ibadetlerin sultanı ise ve her ne diyorsanız bize biz size zikir artışını söylememiz arkasında bir Allah'ın hakikati var. Zikir ibadetlerin sultanı. Zikirle Allah'a giden bütün kapılar açılır. Zikirle şeytana giden bütün kapılar kapanır. Şeytan sizin düşmanınız, Allah sizin dostunuz. Ve yegane vasıta zikir şeytanın kapısını kapatıyor. Allah'ın kapısını daimi açık tutuyorsa o zaman körün aradığı bir göz Allah verdiği iki göz ne diyorsunuz? Zikredin, 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 zikrinizi arttırın diyorum. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Sinemanın muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. Verdiğiniz hizmetten Rabbim razı olsun. Şükür inşallah. Şükür, e, hakkın verdiği onun yolunda kullanmaktır sözünden ne anlamalıyız ve şükrettikçe maddi ve manevi nimetlerimiz artar mı? Allah razı olsun. Elbette şükür infakı gerektiriyor verdiğini Allah yolunda kullanmak yani infak etmeniz lazım. İşte zikrediyorsunuz, şükrediyorsunuz çünkü nefsinize infak ediyorsunuz. Allah size mal vermiş, şükrünüzü eda ediyorsunuz, zekatı, sadakayı biri veriyorsunuz. Bunların hepsi şükrün birer vasıtası. Manevi nimetlerde kesinlikle hamdı gerektiriyor, maddi nimetlerde şükrü gerektiriyor. Dolayısıyla her zaman şükreden bir kul olmanız lazım. Muhterem Efendimiz iki tür insan var. Birisi kötümser, diğeri imser. Kötümser çölde yarım bardak suyu olan kişi bardağına baktığı zaman sadece bardağın boş tarafını görüyor. Ne yazık ki yarım bardak suyum kaldı diyor. Bakın gördüğü taraf boş taraf. Dolu tarafı görmüyor. Ama şükreden kul allah Teala'ya hamd ve şükrederim yarım bardak suyum kaldı. İşte şükreden Allah'ın kendisine bahşettiklerin farkına varan, küfreden bunların farkına varmayan tarafın boş tarafı gören kişi. O zaman olay bu ise daima gözümüz Allah'ın bize verdiklerinde olması lazım ve Allah'ın verdiklerinden dolayı da devamlı Allah'a borçlu olduğumuzu hissederek ona hamd ve şükretmemiz gerekir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtar hocam Mine Hanım, mümin kulun kalbi tecrit edilmiştir. O ışığın olan bir lambaya benzer hadisini açıklayabilir misiniz Allah razı olsun. Mümin kulun kalbi tecrid edilmiştir demek kesinlikle şeytanın kapısının zikirle kilitlendiği bir insanı tarif ediyor. Tecrid edilmiş kalbi. Yani yani kalbin iki kapısı vardı. Birisi Allah'ın kapısı, rahmet kapısı, diğeri de şeytanın kapısı, zulmet kapısı. Ama mümin kuldan söz diyorsa, mümin kulun kalbi tecrid edilmiştir demekle Şeytanın kapısı artık zikirle kilitlenmiştir ve müminin ferasetinden çekininiz çünkü o Allah'ın nuruyla bakıyor. Devamlı Allah'ın nuruyla bakan kişi, şeytanın kapısının zikirle kilitli olduğu 19 faziletin sahibi kalp gözüyle etrafı tamaşa eden kişidir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam Eskişehir'den Yılmaz Eren bize bir görüntülü soru ulaştırdı. İnşallah Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Muhterem hocam, inşallah sorumu yöneltiyorum. Bugün inşallah, Cepur hocam, bilim yönünden insanlar çok üst seviyeye geldi. Biliyoruz ki gördüğümüz kadarıyla bilim insanı adam ediyor. Ama maalesef ki bugün bilim yönünden üst seviyeye gelen insanlık ilim yönünden mahrum kaldığı için kamil olma boyutunda eksik kalıyor. Bu konuda aydınlatır mısınız inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Sevgili kardeşlerim, bilim, insanoğlunun bu dünya hayatında belli hedeflere ulaşabilmesi için belli teknikleri kullanarak allah Teala'nın izniyle ulaştığı bir rahatlığı ifade ediyor. Ama hiçbir zaman insanlara mutluluk vermiyor. Sadece belli noktalarda insanın ihtiyacını gideriyor. Ne diyelim? Diyelim ki insanoğlunun talebi var, aya gitmek istiyor. İhtiyacı ne? İhtiyacı belli teknikleri kullanarak oraya ulaşması. Ama bu o insanın kalbine nuru ulaştırmıyor, mutlu etmiyor. Mutluluk olayı başka bir şey. Yetmez. allah Teala en üst noktada insanı yaratmıştır. En üst noktada insandan dilediği tek şey insanın mutlu olması. İnsanlığın belli teknikleri kullanarak bu dünyada yerinde oturarak rahat etmesi değil. Mutlu olması. Mutluluk olayı başka bir şey. Bu dünyada sahip olduğu bir takım şeylere sahip olmak ve zevkleri yaşamak başka bir şeydir. Allah bizden mutlu olmamızı istiyor. Ve mutluluk bir kalp işi. Allah ile bile olan o kişi ancak mutluluğu yaşayabilir. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ ve وَتَتْمَيْنُ قُلُوبُ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَ الْقُلُوبُ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar ki amin oldular ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Bilin ki Allah, bilin ki sadece kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Öyleyse mutluluklar bir takım bilim doğrunda ilerlemek suretiyle tekniklerin sahibi olmak değil, mutluluk Allah'ın zikriyle ve Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın bahşettiği hakikatleri öğrenip hayatımıza tatbik etmekle gerçekleşir. 1400 yıl evvel inen Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında. Kainatın sahibi olan allah Teala, en sevdiği varlık olan insanın iki cihan saadetine ulaşması meyanında her şeye muhtevi yegane mucize-i baki Kur'an'ı indirmiştir. Ve allah Teala bugünün insanoğlunun en büyük ihtiyacı bilimden önce Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmektir. Evvel öğrenecek, sonra da öğretecektir. İşte öğrenenler, yedi safayı yaşayanlar, iki cihan saadetinin sahibi olan insanlardır. Allah'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı, pür nür olur içi dışı, söyler Allah deyü deyü. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın zikriyle Allah'a aşık olanlar, Allah'ın zikriyle Allah'a hayran olanlar, en üst seviyede mutlulukları yaşayanlardır. O zaman elbette Allah'a yakın olan kullar bilimde de en ileri olan insanlardır. İşte bakıyoruz Fatih'in mürşidi var Akşemseddin. Ama o dönemde teknikte de en ileri kimdi? Osmanlıydı. Neden? İşte Fatih'in döktüğü toplar cihana nam salmış vaziyetteydi. O gün kimse o silaha sahip değildi. Görüyoruz ki Allah'ın yakın kulları, allah Teala'nın hademeyi, i, ha -i Kur'an olan insanlar gerçekten Allah'a yakınlıkları zikirle gerçekleşmişse en üst seviyedeki dünyevi açıdan da biliminde sahibidirler. Ama her bilim sahibi olan insan Allah Teala'ya yakın bir kul mudur? Hayır değildir. Bakıyoruz insanlar bir takım şeyleri öğrendikten sonra kibrin çuvalı içerisinde kendilerini kaybediyorlar ve sanki küçük dağları onlar yaratmış gibi abire birçok noktalarda Allah Teala'ya kafa tutuyorlar. Benim aklım bu ayet kelimi anlamıyor. Bu benim aklıma ters düşüyor. Demiyor ki ben aciz aklımla bunun manasını idrak edemedim. Aciziyetini idrak edemiyor fakrını idrak edemiyor ve ne yazık ki o sahip olduğu üç parçacık arziyet içinde kendisini bir yerde görüyor. Sevgili kardeşlerim Allah'ı bulan neyi kaybetti ki? Ama Allah'ı kaybeden neyi bulmuş ki? Eğer gerçekten bugün teknikle, bilimle ileri gitmek noktada insana Allah'a yaklaşabilseydi o zaman birçok adanandan prof olanlar en evvel emirde Allah'a ulaşma dileğini keşfederlerdi. Ama görüyoruz ki ne yazık ki çok insan prof olmuş ama Allah'a ulaşmayı dilemekten haberi yok. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü Allah Teala hepimizi hepimizi kendisi için yaratmıştır. Evet her şey bizim için ama biz Allah içiniz. Öyleyse Allah Teala her şeyi emrimize verirken biz Allah'tan gaflet içinde olursak Olur mu sevgili kardeşlerim? Tekrar ediyorum. O her şeyin sahibi Allah her şeyi bizim emrimize vermiş. Ama buyuruyor ki sizi kendim için yarattım. Allah için olan insan Allah'ın temel emrini yerine getiren kalben Allah'a ulaşmayı dileyen insandır. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan şirk bataklığı içinde nefsini Allah'a karşı tutan, nefsine tapan, nefsini ilah edinen kişidir. Öyleyse nefsini ilah edinen bir insanın bu dünyada mutlu olması mümkün mü? Hayır. Nefsini ilah edinen bir insanın ölüm sonrası hayatta cennete gitmesi mümkün mü? Hayır. Ama kimdir iki can saadetinin sahibi olan kişi? Tek bir dilekle Rabbine kul olan, kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. İşte bu da ancak son şeriat Zebur Kur'an-ı Kerim'in mucize-i baki yegane müjdesidir. Tevrat'ta da bu lütuftur, İncil'de bu müjdedir. Kur'an-ı Kerim'de bu hidayet ve hediyedir. Öyleyse eğer insanoğlu gerçekten insan olmanın gayreti içindeyse Allah'a ulaşmayı dileyecek. Her zaman muhterem Efendimizin sözleri kalbimizde yankılanıyor. Ne diyor, ne buyuruyor Efendimiz? İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz tasavvuf? Başka bütün insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz tasavvuf? Tasavvuf eşittir Kur'an'daki İslam'ın yaşanması. Öyleyse bu söylediklerinden habersiz olan insanlar bütün gezegenleri dolaşsalar dahi ne yazık ki huzursuz ve mutsuz başları öne eğilecek. Ölümle birlikte de gerçekten sırrı anlayacaklar ama çok pişman olacaklardır. İşte bize düşen o insanlar Ölüm kapısına gelmeden evvel diyoruz ki gelin eyvah demeden Allah deyin. Ne kaybedersiniz? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Balıkesir'den Bekir Kaçar Bey. Muhterem Hocam, Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Ama Müslüman Müslümanlık Müslüman Müslüman'a kıyıyor. Neden Müslüman ülkelerinde savaş var ve kendi milletini öldürüyor? Böyle Müslümanlık olur mu? Vallahi <laughs> Elbette olmaz. Biz de zaten olmadığını, İslam'ın yaşanmadığını söylüyoruz. Arap-İsrail savaşında İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan bir gözü kapalı, diğer gözüyle görebiliyor. Ve gazeteciler diyorlar ki ya siz 3,5 milyon İsrail bu koskoca Müslüman, İslam aleminden korkmuyor musunuz? O da şöyle o diğer gören gözüyle diyor ki bana Müslüman göstersene diyor. <laughs> Sevgili kardeşim İslam olana bilse insanlar, Müslümanlar birbirini kat eder mi? Allah Resulü'nün bir tarifi var. Yani İslam Resulullah'ın Allah'tan aldığı en üst seviyedeki patenttir. Allah Teala Maide Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde Kur'an Resulullah'a indirildi. Kur'an Resulullah'a indirilen Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Maide 3'te diyor ki: "El yevme ekmeltu lekum Bugün dininizi tamamladım. "Ve etmemtu aleykum ni'meti." ve nimetimi de üzerinize tamamladım. Uvaradaytu lekumul ve sizin için İslam'ı seçtim. Öyleyse Allah'ın bütün nimetlerine sahip olmak yedi sefa İslami yaşamaktan geçer. Allah da yedi safa İslami yaşayan Resulullah'ın tarifinde bakın ne diyor. El müslümü <laughs> min el müslümine min ve yedi. Bırakın diğer insanları Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. Sevgili kardeşlerim, acaba neden? Eğer kişi yedi safa İslam'ı yaşarsa, o zaman o kişi iradesini Allah'a teslim etmiş olur. İradesini Allah'a teslim eden kişiye, iradesine hükmeden, iradesini Allah'a teslim eden kişinin iradesiyle elinden bir zarar gelebilir mi? İradesiyle dilinden bir zarar gelebilir mi? Gelmesi mümkün değil çünkü Allah'a teslim etmiştir. Öylesi iradesini Allah'a teslim eden bir insanın dilinden, bir insanın elinden sadece insanlar mutluluk duyar. Sadece insanlara fayda olur. Ama bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Çünkü İslam, İslam'ın beş şartına mahkum edilmiş. İslam'ın beş şartı Kur'an-ı Kerim'in bir hakikati değildir. Kur'an-ı Kerim'in hakikati işte Allah'ın tasarrufunda olan Hidayet çağının önderi, Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam devrin imamı 7 safa ve 4 teslimi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in gerçeği budur. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tanıtı müşride tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, ihlasa ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu 7 safayı yaşayan kişinin dilinden ve elinden bütün insanlar emin. 7 safayı yaşayanlar. E 14 asıl evvel Hz. Yubekir 7 Safa yaşadı mı? Evet. 14 asıl evvel Hz. Ömer 7 Safa yaşadı mı? Evet. 14 asıl evvel Kur'an ayetleriyle Hz. Ali, Hz. Osman yaşadı mı? Evet. Sahabe yaşadı mı? Evet. Bakın ayetler bunu söylüyor. Zümer Ali 4 Ulaşmayı dilediler. Maide 35 Resulullah'a tabi oldular. Rad 21 Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Nisa 125 Fizik ucu teslimi yaptılar. Zümer 18 nefslerini Allah'a teslim ettiler. Hücurat yedi, irşada ulaştılar. Alimran 104 Marul Fremir eden, mümkerden, nehyeden topluluk oldular. Ve bunları sadece ve sadece Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim bize ispat ediyor. Bugün bunların yerinde elle yerler esiyor. Yok. Ne birinci safa, ne ikinci safa, ne ruhun teslimi, ne fizik vücut teslimi, ne nefsin teslimi, ne ihlasa ulaşmak, ne iradenin teslimi yok. Sadece Bula bula İslam'ın beş şartını ele almışlar ve onunla vakit geçiriyorlar. İslam'ın beş şartı ile de hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. İşte İslam alemi İslam'ın beş şartı ile devam ettiği süre içerisinde İslam coğrafyasından kan eksik olmaz. Devamlı bir kan kaybı olacaktır İslam aleminde. Ne zaman aklını başına alır? Yahu sahabe İslam'ın beş şartına tabi değildi. Kur'an'ın bütününe tabiydi. İşte bakın iki grup insan bir, Kur'an'ı parça parça edini bir parçaya tabi olanlar, bir de Kur'an-ı Kerim'in tamamına tabi olan iki grup. Ayetleri evet gösteriyoruz. Bakın Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, bir de emaniyeye Kur'an'ın parça parça bir kısmına tabi olanlar. Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Bakara 85, bir kısmına iman edip bir kısmını inkar edenler, Allah'ın azabından kurtulamazlar. Ama allah Teala mümin olarak dikkatle Züruf 44'te diyor ki bu Kur'an-ı Kerim'i sizin için indirdik. O sizin için bir öğüttü ve Kur'an'ın bütününden sorumlusunuz. Bir kaç ayeti kelimesinden değil. İnsanlar seçmişler İslam'ın beş şartı diye ve çıkıyorlar biz dini yaşıyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın beş şartı değil. İslam'ın yedi safası var ve bu yedi safa Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. İşte Alimden 119, yedinci safada siz kitabın tamamına iman edersiniz. Çünkü siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Sevgili kardeşlerim her şey o kadar mükemmel Kur'an'da açıklanmış ki Kur'an-ı Kerim mucize-i baki. 13. asrı müceddidi Sayın Hüsa Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir diyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen Hocam Moskova'dan Habib Gurbanov bize bir görüntülü sual ulaştırmış. i̇nşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve <laughs> Berekatuhu Muhterem Hocamız. Mühtəram hocamız, hörmətlə mübarək, əllərizdən öpürük. Sizi çox, amma çox sevirik, həm də kalbimizdən inşallah. Müstərim hocamız, uyğunsa bir sualım olacaqdır. İnşallah. Mühtəram hocamız, Enfal surəsinin 29-cu ayəti ilə Furqan surəsinin 70-ci ayəti arasında bir əlaqə ola bilirmi, mühtəram hocamız? Bir daha hörmətlə mübarək əllərizdən öpürük. Sizi çox, amma çox sevirik, həm də kalbimizdən. Assalamu aleykum və rahmetullahu ve böyle chatır. Aleykümselam ve rahmetullah ve Habib kardeşim. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet. Enfal suresinin 29. ayet kelimesiyle kesinlikle Furkan 70 arasında bir ilişki elbette var. Furkan Enfal suresinin 29. ayet kelimesinde takva sahibi olur Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah sizin günahlarınızı örter. Ama ayet burada günahların örtülmesiyle bitmiyor. Hemen arkasından veyagfir lekum ve sizi mağfiret eder. E Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde de mağfireti anlatıyor Allah Teala. İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan Fa ulaike yubeddilullahu seyyiatihim İşte bu günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Dolayısıyla Habib kardeşimizin söylediği Enfal 29 ile Furkan 70 arasında elbette bir ilişki var. Bir illiyet rabıtası var. Enfal 29'un birinci kısmı takva sahibi olursanız yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu sizi yedi furkanın sahibi kılar. Ama ve yeğfir lekum. Sizin günahlarınızı mahfiret etsin dediği zaman o zaman bu da ikinci safa yani Furkan 70 ki tövbeyi anlatır. Mürşid önde bu tövbeyi yaparsa kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Günahların sevaba çevrilmesinin Kur'an'daki adı mağfirettir. Ve gerçekten bütün peygamberler tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Nebi'ne Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar bütün peygamberler kavimlerini hep mağfirete davet etmişler. Bakın bütün peygamberler. Adem Aleyhisselam evlatlarını mağfirete, rahmete davet etmiş. Nuh Aleyhisselam rahmete, mağfirete. Hud Aleyhisselam rahmet ve mağfiret, Salih Aleyhisselam rahmet ve mağfiret, İbrahim Aleyhisselam rahmet ve mağfiret, Musa Aleyhisselam rahmet, ve mağfiret, Davud Aleyhisselam rahmet ve mağfiret, İsa Aleyhisselam rahmet ve mağfiret ve son nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kavmini rahmet ve mağfirete davet etmiş. Öyleyse biz insanlar mutlaka rahmete mazhar olmak istiyorsak kalbe ulaşmayı dilemek, mutlaka mahfirete sahip olmak istiyorsak tabiyetimizi gerçekleştirmek durumdayız Bu iki safa herkes için farz, kaçınılması mümkün olmayan Allah'ın bir temel gerçeği. Yedi katlık İslam sarayının sahibi olmak istiyorsak, bodrum katını Allah bizden inşa etmemizi istiyor. İşte o bodrum katı Allah'a ulaşmayı dilemek ve mahfiretin gerçekleşmesidir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Adıyaman'dan Necati Şaşmaz. Muhtemelen hocam bu zamanda evliya yoktur. Evliyalık eskiden de diyorlar. Acaba bu zamanda Allah'ın evliyası var mıdır? Varsa bu evliyalara bizler nasıl ulaşacağız? Kur'an ışığında bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim bu çağda evliya yoktur demek o kişi bir şeyi de itiraf ediyor. Bu çağda benim için Kur'an-ı Kerim yoktur diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e iman eden, Kur'an-ı Kerim okulundan mezun olanlar evliya yetişiyor. <gülüyor> nasıl <gülüyor> bir üniversitede makina bölümünden mezun olan kişi makine mühendisi yetişiyorsa, <laughs> nasıl elektrik bölümünden mezun olan kişi elektrik mühendisi oluyorsa, nasıl ne diyelim, bütün okullardan o branşta gerekli sertifika yeteneği kazandı, diploma alıyor ve o noktada söz sahibi oluyorsa, Kur'an'ın üniversitesinden, Allah'ın üniversitesinden mezun olanların da diploması verilik diplomasıdır. Eskiden evliya vardı. Bugün artık evliya yok demek, artık Allah'ın üniversitesi Kur'an benim için yok hükmünde de diyen kişi. Halbuki mucize-i baki Kur'an her devirde var olacaktır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i koruyor Hicr 9. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'i her devirde devrin imamıyla açıklıyor Secde 24. Allah Teala Secde suresinin 24. ayet-i kerimesiyle devri imamının her yerde temsilcisi var. Kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim insanlık var olduğu süre boyunca kıyamete kadar devam edecek. Kıyametten sonra cennet ve cehennem hayatımızda da hep Kur'an-ı Kerim bizimle olacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'in yetiştirdiği insan Kur'an'daki adı velidir, tekil, evliya bunun çoğuludur. Hep var olacaktır. Allah Resulü herhalde bu eskiden evliya vardı diyen kardeşlerimiz kadar ilim sahibi. Allah Resulü diyor ki evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Bunun ne? bunun manası benden sonra kıyamete kadar hep evliya olacaktır. Kim onlara tabi olursa şakilerden olmaz buyuruyor. Ve Allah Resulü buyuruyor ki El evliyai min ummetike ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Ve yine Allah Resulü buyuruyor ki Allah'ın velileri Allah'ın elçileri gibidirler. İnsanla Allah arasında onların işini görürler. Öyleyse bütün bunlar bize neyi ifade ediyor? Evliya yani tekli veli Allah'ın velisi hep var olacaktır. Veli kimdir? Tek bir dilekle ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmış kişidir. Sadece o kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek geri kalan o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Yani veli Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişidir. Her devirde var olacak mı? Yüzde yüz her devirde var olacak. Bizden istenen o evliyadan biri olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve aynı zamanda yedi safayı yaşayan Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide tabi olmak. Sevgili kardeşlerim insanlar ne dese desin siz Kur'an-ı Kerim'e bakın. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam bize ulaşan çok sayıda dua talebi var ve bugün de geldik programımızın sonunda Son sözleriz, size bakıyoruz inşallah. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranlara başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu korumda, bir başka hamd ve şükür gününde siz sevgili kardeşlerimizle tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Bir kere daha ekranlara başında bizi dinleyen, izleyen ne kadar kardeşimiz ve diğerleri varsa hepinizin hamd ve şükür gününü tebrik ediyorum. Mübarek olsun. allah Teala Efendimizin gölgesi altında daha nice hamd ve şükür günlerine bizleri el ele gönül gönüle ulaştırsın dileklerimizle sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı geceler değerli izleyenler.